Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Big Brother Challenge serisinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Şu an sabah ve herkes uyuyor. Ama bakalım herkes nerede uyuyor? İremse kendi mekanının ödül oyununda kazandığı dairesini kıymetli bilerek burada yatmayı tercih etti. Onu tebrik ederim. Bu sefer ödülümüz kitap. Acaba niye kitap? Dokunmazlık oyununu gördüğünde anlayacaksınız. Gördüğünüzde daha doğrusu. Evet, birisinin uyanmasını bekleyelim. Evde bir şey bozukmuş. Eğer Discord'daki Big Brother panorama yayınıma geldiyseniz sesi kısayım biraz. Orada bu bölüm temizlik işlerini yapacak kişinin Anıl olduğunu çekmiştik Kura'yla. Artık her bölümün başlangıcında Kura'yla çekmeyi düşünüyorum. Ya da canlı yayın yaparsak onları da çekerim. Her neyse sen şimdi gel bunu, ya da ben seni yaptırmayayım çünkü sana skill atmış oluyorum. Sen çişini yaparsın ama bunu moplayıp bunu yıkaman lazım. Altına yapmaz umarım. Başka bir şey var mı burada, hamburger falan? Onları azıcık arka planda oynarken temiz etmiştim. Tamam. Bakın İrem'e bakın. Yani resmen kendi özel dairesi takılıyor. Kimseyle muhatap olmuyor. Yemeğini yapıyor falan filan. Karnını doyursun. Ondan sonra ben bir dahaki bölümle ilgili ne yapıyorsun kendine? Bu ne, yumurta? Ne bu? Hangi yemek? Canı çeker söyle. Hangi yemek? Her neyse. Wow, bayağı havalısın. Anıl da iş yaptığı için çişini yapamıyor ama yapacak bir şey yok. Çünkü seni Kura'ya çektik. Oo, daha buraları da bozukmuş. Yapma pardon. Yenile. Bunları da Şeref bozmuyor herhalde. Bu da bozuk. Çişini yapsın. Ha, burayı da temizliyor. Aferin, bak görevinin bilincindesin. İrem hariç herkes uyuyor. İrem kendi kral dairesinde lavabonun üstüne koyduğu yemeğiyle yumurta ve tost yapmış. Onu ye tamam. Sonra sana bir kitap okuma görevi vereceğim. Bu sırada Aysu da kalktı. Aç bir şekilde uyandı. Bakalım. Karnını doyursun. Üçü dışında uyanan yok. Kızın alın biraz. Allah ne yapmaz inşallah. Bu da bozukmuş. Bu ne be? Bunlar bu kadar bozuyor. Neyse. Aysu Kozmo da yemek yapıyor kendine. İyi. Kolay gelsin canım sana da. Çok mutlu oldum. Niye olduğunu anlamadım. Anıl temizlik yapmaya devam ediyor. Yapacak bir şey yok. Kura çektik ve sen çıktın. İrem televizyon da izliyor. Yani İrem kral dairesinin keyfini sürüyor. Tamam, sen şimdi bunu yaptığına göre ve çişini yapma komutunu da vereyim. Ama bundan sonra bir kitap okuman gerekiyor. Ne kitap okuyacaksın? Logic skill'ini geliştireceksin. Acaba niye logic skill'ini geliştirecek? Acaba. Çünkü yarışma onunla ilgili. Bu arada herkes uyandı. Erdi uyandı. Sabah çişini yaptı, kalktı. Herkes çişe gelsin sabah uyanınca. Pelin'in bu iddialı kombinine peki ne diyorsunuz? Yani müthiş biri. Gülmari'nin de güzelmiş geceliği gerçekten. Bakın bak, Sena'yı düşünüyor Erdi. Şero da Erdi Sena'yı düşünüyor. Gülmari de Sena'yı düşünüyor. Niye herkes Sena'yı düşünüyor? Bak Sena Gül de Gülmari'yi düşünüyor ama. Böyle bir kankalık. Yani çok kişi Sena'yı düşünüyor. Yine anlamadım. İrem'e bu kitabı okuma komutundan başka komut vermeyeceğim. Çünkü haksızlık olmasın diye. O kral dairesine sahip olduğu için bu avantaja sahip de. Tam Erdi buradaymış. Yemek yiyemesi gerekiyor. Aysu yemek yaptı ama galiba ayırmadı. Aysu bulaşıkları da yıkıyor. Sneak alına gerek yok aşkı. Olmadı alına postalayacağım her şeyi. Mesela Anıl gel. Bu yemek dışarıda bozulmasın. Bozulmuş mu? Bozulmuş. Yıka diyecektim. Aysel yapıyor. Anıl'ın işlerini mi yapıyor acaba, anlamadım. İrem hala kitap okuyor. İrem oturup okuyabilirsin. Neyse. Full HD televizyonun önünde ayakta durarak okuyor. Anıl telefonla oynuyor. Onun dışında. Hep iyi kadın üzgün gibi. Niye üzüldü anlamadım. Sena aç. Aysu iyi. Gülşah da aç. Pelin de aç. Aşkım yemek yiyebilirsin. Niye üzülüyorsun? Evet, yemek yemeye karar verdi. Akı evet de çok güzel. Erdi de sinirlendi. Neler oluyor anlamıyorum. İrem'e de kitap oku dedik. Bitirici diyecektim de geldi buraya. Herkesin yanına geldi. Tamam dedi. Yine sosyalleşmesi gerekiyor tabii ki. İttifaklar da önemli. Ne kadar kral dairesi de güzel olsa da. Yine sağ baştan sağ yapalım. İrem gene odasına gidip televizyon izlemeye karar verdi. Tamam İro. Anıl yatıyor, güneşleniyor, her ne dersiniz deyin. Sena Gül bulaşık yıkıyor. Anıl'a bulaşık bırakmıyorlar bu ara. Anıl gel, bunu dolaba koy. Sen hizmetçisin bu bölüm. Bunu dolaba kaldır. Sena etrafa bakınıyor. Aysoy'la Erdi konuşuyor, kankilik. Şöyle böyle böyle şöyle şöyle böyle şöyle böyle bir şeyler. Bilmari de izliyor. Sanki şey. Erdi'ki tıfakına niye beni almadınız diye. Bu arada gereksiz bir bilgi vereceğim. Erdi, Merdi ve Aysu olan sınıfından bir arkadaşlar. Tamam, bilgim bitti. Ben bir sınıftan bir arkadaşım. Pelin Gülşah flört yapıyor. Lavin. Lavin her zaman.
Sen niye boğulmaktan korkuyorsun ama yüzüyorsun çünkü sen Senagül'e hava atacaksın. Okey. Pelin soğuk bir duş almak istiyor çünkü çok fazla flörtü. Bayağı cibeleşiyoruz şu an Gülşah'la. Bu çifte ne dersiniz arkadaşlar? Yani ilerlesin mi? Bir şeyler olsun mu? Evet, Erdem Erdek geziyor. Ya İrem ya. O kadar gerçek hayattaki halini yansıtıyor ki. Elimde de kolonya var. Gözüküm bilmiyorum ama çok sıcak diyorum bazen video çekerken. Sonra böyle bileklerimi kolonya sıkıyorum. Çünkü vantilatörümüz bozuldu. Normalde onu tutuyordum. Neyse, gereksiz. Benle ilgili bilgiler. İrem sırtımdaki dövmen de çok güzelmiş. Gayet televizyonunu izliyor. Herkes enerjik hissediyor. Bak. Heh. Onu ye. Sonra bunu dolaba koy. Çünkü sen hizmetçisin. Senergül de yüzüyor. Herkes yüzüyor. Ama bakalım atletikle ilgili bir şey mi olacak? Bakalım kim kazanacak? Herkes yüzüyor. Burada flört ittifakı güçlendi. Pepil önüne gelene flört davranıyor. Acaba bunun sebebi ne? Gözüne kestirdiği birileri var mı? Aysoy'la Manol arasında bir şey olacak gibiydi ama galiba bir bölümlük bir şeymiş. Zaten siz de pek sevmediniz gibi bu çifti. Yani oylarında düşüş oldu. Sizin derseniz onu yaparım. Ama bugün aşk açısından boş bir gün gibi. Hilem ya. Aysoy. İnsanları etkilemek için yerde şey yaptı. Şero'yu biri arıyor. Romantik festivale çağırıyor Anton Şero'yu da. Yani gelemeyiz biz de evine, açık onu diyorsak. Ananla Senagül de konuşuyor. Şero'nun dedikodusu mu yapıyorsun he? Şero'nun dedikodusu mu yapıyorsun? He? 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 Aa, valla akşam oldu he. Yarın sabahta yarış var. Zaman ne kadar hızlı geçiyor. Evet. Yine sağ baştan sağ yapalım. Bu sefer sol baştan sağ yapalım. Erdi yüzüyor. Çünkü kendisi denizlerin efendisi. Pepi kadın soğuk bir duş al. Yo, at. Tuvaleti temizledi. Tuvalet başka pis tuvalet var mı? Varsa onu temizleyecek çünkü. Her şey temiz gibi. Pis bir şey varsa tek temizliyorsun onu. Tamam, Anıl'a da bakmış olduk. Anıl da hala yüzüyor. Herkes yüzüyor. Yani havuzu ilk koymuşum. Bir gün sinirim bozularsa havuzu yasaklayacağım herkese. Senagül de Aysu Kozma ile konuşmaya gidiyor. Aysu Kozma da Senagül düşünüyor ve çıkıyor. Diyor ki Senagül ile konuşmalıyım. Gülmeri yatıyor. Şeroge ne yapıyorsun bunu? Bak. Tamam, Şero bu akşam koltukta yatıyor. Asla kimsenin kol yatağına yatmasına izin vermeyeceğim. Çünkü geçen sefer yanlışlıkla vermişim. Evet, nerede senin yatağın? Burada. Artık bir yatağın yok. Puf puf daha yatabilirsin. Evet, yok. Yeter artık ya. Ben sana katlanmak zorunda mıyım bu yaptıklarına? Git sen yapacaksın. Bunu sana temizleteceğim. Yeter. Ne bu pislik? Aa, yeter. Git git kullan onu. Hayır, gidip onu kullanacak, basacaksın ona. Aysoy da biri arıyor. Anton arıyor. Biraz takılabilir miyiz? Hayır Antoncum, sen gittin. Bye bye. İremciğimiz odasından çıkmış, teşrif etmiş kendileri. Anosu yine yüzüyor. Senagül şey yapıyor. Dum dum dum. Şeridimli mekik. Evet, şınav şöyleydi. Aysoy da duruyor. Gülmay da duruyor. Bugünlerde hepiniz çok uslu geldiniz gözüme. Bak bozuldu. Acaba niye bozuldu? Temizle bunu, ondan sonra. Temizledikten sonra şey yapacağım. Burada birileri basmamış mı bunları? Ha, bu da pismiş. O zaman bunu da alın temizleyecek. Bunun diğerleriyle tutacak. Evet. Pelin'e temize çıkıyor. Pelin titiz olduğu için mi Pelin'e temize çıkıyor? Evet, Pelin titiz olduğu için Pelin'e temize çıkıyor. Pelin'in üstüne kimse çıkmıyor. Okey. Ama bunu Şeraz temizleyecek. Çünkü Şeraz bozdu. Ne oldu? Mapus yatağı biter. Şarkının devamını unuttum. Aldırma gönlünü aldırma. Aferin. İrem de ittifaklarını güçlendiriyor. Bitirdin mi? Bitirdi, osurdu bile. Yani şu Şeraz'ın osurması, şu hareketleri gerçekten beni benden alıyor. Anıl da yemek yemeye karar verdi. Aferin bak, yiyin yemeklerinizi. Her bölüm temizlik seçmek ne kadar mantıklıymış. Anıl'ı seçtik, bak her yeri temizliyoruz. Temiz hayat, temiz insanlar. Senagül'le Gülmere de suda ittifaklarını devam ettiriyorlar. Aysun atmaya gidiyor. Yıkanıyormuş, tamam. Temizlik olsa iptaldi. Anıl temize çıktı. Pelin sıkılmış. Mutsuz. Kendini yorgun ve kimsesiz hissediyor. Erdi de yani sonradan gelmesine rağmen ittifak konusunda baya iyi. Herkes yavaştan uyusun, iyi olur çünkü yarın yarış var ve fanusumuzun eşleşmeleri seçeceğiz. Ama Aysel yıkanmış, bak ne güzel giymiş bile. Aferin Aysel, bırak onu orada, sen de yıka bakalım. Hadi alın. Temizlikçi olmak görevin. İrem bu sefer insanların yaptığı yemeklerden yemeye karar verdi. Kendi özel lüks malikanesine gitmedi. Bu arada Şeri uyumuyor değil mi hiçbir yerde? Çünkü uyuyamaz. Uyku için yatağa giderse onu kaldırıp kanepesine ya da pufuna yatıracağım. Çünkü cezalı. Anıl da flörtü oldu ama tuvalete gidince flörtü oldu. Evet, sifona bastığı için flörtü hissediyor. Niye anlamadım. Bugün herkes enerjik. Havasından mı, suyundan mı? Nedir bilmem.
Merhaba tatlışlar. Pipil de ellerini yıkıyor. Pipil'in temizlik hastalığı gerçekten. İşte olmaktan korktuğum yerdeyim. Gülmari mangal yapıyor. Niye yani? Sebebi neydi ki? Çok merak ediyorum. Aha! Yangın çıktı gene. Yine yangın çıktı ve yine söndürüyor. Tam sebebini sorgularken Güşal gene yangın çıkardı ve Şero hemen söndürmeye koştu. Gerçi herkes gelip baktı şu an ama tamam. Artık bağışıklık kazandı resmen. Okey, bunu yenileyebiliriz. Yenildik de tamam. Yani Gülşah aç kaldı ama Gülşah'ın sürekli mangal yapıp yangın çıkarması hakkında görüşlerini çok merak ediyorum. Hadi şimdi hep beraber Gülşah'ı dinleyelim. Yine mangal ve yine yangın ve yine ben yeniden sizlerle olmaktan gurur duyuyorum. Bir fodeye yakışır bir tavır sergiliyorum. Ben asla pes etmeyeceğim. Mangalı keyifle yiyene kadar devam edeceğim. Arkadaşlarımı seviyorum. Onlara zarar gelsin tabii ki istemiyorum. Ama mangalı daha çok seviyorum. Ve bu yüzden başarılı bir mangal partisi yapmayı yeniden deneyeceğim. Bir sonraki mangal partimde görüşmek dileğiyle. Sizleri seviyorum. Evet Gülşah, o kadar iyi anlıyorum ki, çünkü benim de başıma gelirse büyük ihtimal yemek yemekten gelecek. Yani kendisini yansıtıyor tamamen. Artık yavaştan uyusanız iyi olur bence ama siz bilirsiniz. Anıl yatağında uyumuş. İrem çişini yapıyor. Aa, bizimkiler gene konuşuyor. Ay sen niye sinirli bu kadar? Yangın sinirli galiba ama bunlar çift olarak konuşunca hep dışarıdan kişi Aysel oluyor. Bu yüzden biraz sinirli galiba. Ne yapıyorsunuz diyor. Ne yapıyorsunuz? Biraz yine osurdu, sesini duyduk ama göremedik. Bu kadar osurmak böyle yakışıklı bir beyefendiye yakışmıyor. Bizimkiler date'te, akşam date'inde. Aa, gitti. Sen yeter bu kadar diyor. Ama işte Ahmet Kural Sıla'ya bakıyor. Şu bakışa bakın diyecektim ki bakış kaçtı. Şere uymuyor tabii. Şimdi Şere gururlu ise de yangından kurtardığı için Gülmari'ye haklı. Koştu hemen. Yalan yok. Hakkını yemeyeyim. Erdi geliyorsun her gün yanına. Tabii kadın gene bir şey yıkıyor. Yani aşkım bebişim, bu kadar kendi yıkıp yapmana gerek yok. Şey, dediğim gibi yangından insanları kurtardığı için mutlu ama artık uyumanız lazım bu saatte bak. Çoğu herkes uyudu. Çoğu herkes. Herkes uyudu. Sabah 9'da yarış var. Alo. Alo hadi. Haydi. Kulunçlarını mı kırdın? Hep kulunç. Hep sırt, hep kulunç. Uyuyun uyuyun. Sabah yarış var, uyuyun. Heh. Pipil beni dedi, uyumaya gitti ama sen uyuyamıyorsun. Senin yatağın yok ki. Senin kocanın yatağı yok. Benim için tutmak istiyorsun sen. İrem bu arada gene fakirhanesine gelip uyumuş, kendisi bilir. Şero yatamazsın. Sena günü yatan yatamazsın. Kız yatamadı. Ay, burada ne diyeceksin çok istiyorsan. Yatak yasak sana. Herkes uyuduğuna göre yarışta görüşürüz arkadaşlar. Burası sabah olduğu için Şeraz uyandı, yani yarışta görüşemedik. Tabii Şeraz'a bu uyku yeterli gelmedi. Hem de kokuyor. Niye kokuyorsun? Niye pissin? İşte bu yüzden kokuyorum diyor yani. Haklı, haklı. Hiçbir şey demiyorum. Herkes sorularken senin yatağın yok. Hiçbir yatağın yok. Aysu da uyandı. Aysu, Kozmo. Çişini yapıyor. Çıra kaldı öyle. Kal geldi yatakta yattığı için. Her neyse. Diğer uykucular uyuyor ama ben yavaştan oyun alanını hazırladıktan sonra hepsini mecburen uyandıracağım. Neyse, ben oyun alanını hazırlamaya gidiyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugünkü yarışmamız satranç. Önceki yarışmada olduğu gibi eleme usulü gideceğiz. Önümüzde fanusumuz var ve bir kişi elenecek, bir kişi üst tura çıkacak. Şimdi ben hızlı bir şekilde ilk ikiliyi Gülmari Kuri kime karşı bakalım? Anosu bebeğe karşı. Evet, ilk ikilimiz yarışmaya başladı. Gülmari Kuri yarışmaya katılırken... Aha, Anıl haksızlık yapıyor. Aha, neyse. Gülmari Kuri yarışmaya katılırken zekasına güvendiğini söylemişti. Ama bildiğiniz üzere Anosu evil, şeytan bilsin. Bu yüzden böyle kafa karıştırarak hile yapabilir. Bakalım kim kazanacak? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Anıl Su kazanmış bir maçı. Ben biraz geç anladım bunu ama burada yazıyormuş. Her neyse tamam, üst tura çıkan kişi Anıl Su oluyor. Gülmari veda ediyor. Şimdi bir dahaki eşleşmeyi yapıyorum sizlerle beraber. Hızlı bir şekilde. Sena Gül, Çoko Prens. Aysu Kozma'ya karşı. Aysu ve Sena Gül yarışıyorlar.
Ama Shiro Mikitoş burada dikkat dağıtıyor gibi. Git buradan. Uzun süren bir yarış alıyor. Şu an akşam oldu ve ikinci yarıştayız. İşte bakışıyor. Aa, Aysel kazandı galiba. Evet. Aysel kazanan kişi oldu. Senagül kaybetti. Bu yüzden üst tura çıkan kişi Aysel Kozma oluyor. Senagül çok operant veda ediyor. Şimdi bir eşleşme daha çekeceğim. Zaten bundan sonraki eşleşme de otomatik belli olacak. İlk çekeceğim isim İrem Şeker. Onun rakibi ise Shero McIntosh olacak. Şimdi onları da buraya davet ediyorum. Evet, İrem ve Shero da yarışa başladı. Aysa Kozma ile Pepil Kadın izliyor. Rahatsız olursa onları yollayacağım. Bakalım kim kazanacak? Çok uzun süre... Aha, İrem değil yaptı. Bakalım çok uzun süren bir yarışma olacak. İrem'e lojik kitabı okutmuştuk. Onun faydasını görecek mi? Kafama diye sorular. Şeyaz osurmasına mı borçlusun acaba kazanmanı? Yani kazanmadın da. Wow! İrem'in yani kitap okuması pek bir işe yaramadı gibi. Çünkü Şeru kazandı ve İrem de veda etti. Kalan isimler de Pepi Kadın ve Erdi Merdi'ydi. Onların da yarışını izleyelim. Son ikilimiz de yarışa başladı. Gördüğünüz gibi gün değişti. Her zaman yarışlar beklenenden daha uzun sürüyor. Bakalım kim kazanacak? Herkes izlemeye geldi. Kızlar burada ittifakını güçlendirirken bizimkiler oyun oynuyor. Bu yarışta sonlandı. Bu yarışın kazananı da Erdi oldu. Pepil Kadın yarışmaya veda eden isim oldu. Şimdi Erdi kazandığı için onun adını fanusa atıyorum. Kazananlar tam olarak şu şekilde, baştan göstereyim. Erdi Merdi, Shero McIntosh, Aiso Kozmo, Anıl Bebek. Şimdi yeni ikilileri seçiyoruz. Atıyorum. Seçtim. İlk olarak yine Erdi Merdi yarışacak. Daha teri soğumadan. Onun rakibi ise Aysa Kozma olacak. Diğer ikilimiz de Shiro Mikintosh ve Anosu Bebek. Bu arada Erdin'in bu kazanması 3 saat önce diyor. Hani bir daha kazanırsa daha 4 saat demesi lazım galiba. Onda dikkat edeceğim. Erdi sonradan geldi eleme için büyük aday ama yani dokunmazlığı alıp düzeni değiştirebilir. Wow! Bu sefer kazanan isim ise Aysa oldu. Gördüğünüz gibi Aysa'nın 3 saat diyor. Erdim Erdi 24 dakika diyor. Yani Aysa Kozmo finale adını yazdırdı. Bakalım onun rakibi kim olacak? Shiro Mikintosh mu? Anası Bebek mi? Evet, ikinci yarı final mücadelesi de başladı. Bakalım finalde Aysel'in yine osurdu. Demek ki kazanmasına osurmayı mı borçlu anlayacağız. Aysel'in karşısına kim gelecek? Gülmeli ise elendiği için daha şimdiden ittifak kurmaya çalışıyor. Onun adını söylemesinler diye. Evet, bu yarış da bitti ve bu yarışı kazanan kişi Anıl Su Bebek oldu. Yani yarım kalan aşk, yarım kalan çiftimiz finalde birbirlerine rakip olacaklar. Evet, final müsabakamız başladı. Kimse gelmesin diye kapıları kilitledim. Bakalım bu final yarışının sahibi kim olacak? Kim dokunmaz olmakla kalmayıp aynı zamanda eleme için bir isim söyleyecek? Anıl'ın modu hala duruyor ama 2 saat diyor. Tabii ki daha kısa bir süre olacak. Her neyse. Nefeslerimizi tuttuk, kazananı bekliyoruz. Düşünüyorlar, haklılar düşünmekte çünkü bir hafta daha bu evde kalmayı garantileyebilirler. Yine Anıl kazandı ve Aysel sinirlendi. Bütün masayı dağıttı. Evet, dokunmazlık oyunun kazananı Anıl Su Bebek alıyor. Yani bir isim söyleyecek kişi Anıl oluyor. Şimdi hep beraber eleme konseyine geçelim. Herkes eleme anını bekliyor. Gergin bir bekleyiş var şu an burada. İlk ismi söyleyecek kişi dokunmazlık kazanarak Anıl oldu. İkinci ismi söyleyecek isimse bu hafta yapılan halk oylamasında birinci olarak Pepil Kadın oldu. Şimdi ilk olarak Anıl'ın dokunmazlık kazanması ile ilgili konuşmasını dinliyoruz. Ardından kimi söylediğine beraber bakıyoruz. Öyle ne bileyim kukla oymakmış, biblo yapmakmış, marangozlukmuş gibi yaşamalardan ziyade benim gibi zeki insanlar satranç tarzı şeyleri çok severler bilirsiniz. Ben tabii ki farkımı zekamla ortaya koyduğum için satranç yarışmasında birinci oldum. Hani sana beklediğim bir şeydi bu. Çocukluğumdan beri satranç oynuyorum. İşte zeka gerektiren tüm aktiviteleri yapıyorum. Bundan kaynaklı birinci olmam bence şaşırtıcı bir şey değil. O şekilde şimdi birisini söyleyeceğim. Evet.
Evet, güzel bir konuşma oldu ama her güzel şeyin bir kötü tarafı olabilir. Mesela Anıl'ın isim söyleyecek olması gibi. Şimdi Anıl'ın ilişki barlarına bakacağız, toplayacağız, çıkaracağız, karar vereceğiz. İlk olarak Gülmari aralarında 52, araları bayağı iyiymiş. Aysa Kozma ile 32, Şero ile 44, şu an Aysa Kozma aday gibi. Senagil ile 37, hala Aysa Kozma aday gibi. İremsi 19. Wow, İrem aday şu an. Pepille 44. Erdimerdili 28. Hepsine baktığıma göre Anton'u duruyor tabii ki. Anıl Sun'un adayı İremsi oluyor. Ve İrem'in bu konu hakkında görüşlerini dinliyoruz. Anonsumun beni aday göstereceğini tahmin ediyordum. Beni kendine rakip gördüğü için bulduğu her fırsatta üstüme oynuyor, beni göndermeye çalışıyor. Ama başaramayacak. Birinci olmadan buradan gitmeyeceğim. Evet, neden bilmiyorum. Programın başından beri İrem ve Anıl'ın arasında bir soğuk savaş var. Bakalım Anıl İrem'i göndermeyi başarabilecek mi? Her neyse, şimdi de Pepil kadının konuşmasını dinliyoruz. Hello. Oylarınızla beni birinci yaptığınız için çok mutluyum. Sizlere başta söylediğim gibi sadece yarışmalara odaklanıp evdeki tavrımdan asla taviz vermemeye ve oylarınıza layık olmaya devam edeceğim. Ve aynı zamanda artık biraz da sosyal ilişkilerimle gündeme gelmek istiyorum. Maalesef bir isim söylemem gerekiyor ve bunun için de çok üzgünüm. Ama aynı zamanda yeni gelecek yarışmacılar için de çok heyecanlıyım. Gidenleri de özlüyorum. Son olarak size güzel bir haber vermek istiyorum. Madem beni bu kadar sevdiniz ve desteklediniz, Pepil Kadın Fan Club'a sizlerin ve benim aramda köprü olacak bir yönetici seçmeye karar verdim. Değerlendirmesini hep beraber Discord'dan yaparız diye düşündüm. Link aşağıdan ulaşabilirsiniz. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum ve beni desteklemeye devam edin. Pepi ile çok güzel konuştu ama dediğim gibi her güzel şeyin kötü bir yanı var. Şimdi de Pepi'nin eleme adayına bakıyoruz. Şu an ben çok heyecanlandım çünkü ben de bilmiyorum yani. Sheryl McIntosh 38, Senagül 36, şu an Senagül aday. Erdi 28, şu an Erdi aday. Anıl'sı 44, şu an hala Erdi aday. İremsi 35, hala Erdi aday. Kaçtı? 28'de. Ayso 27, Ayso aday. Gülmari 39. Şu an aday olan kişi bir puan farkla Ayso Kozmo oldu. Aysa Kozman'ın da bu konu hakkında görüşlerini dinliyoruz. Finalist olmama rağmen Pepil Kadın beni aday gösterdi. Çok üzgünüm ve şaşkınım. Pepil Kadın'ı seviyor ve kendime yakın hissediyordum. Demek ki öyle değilmiş, arkamdan kuyum kazılmış. Başarılı, pozitif ve sıcakkanlı olduğum için Pepil Kadın beni rakip olarak gördü ve sırtımdan bıçakladı. Neyse arkadaşlar, elemede görüşürüz. Umarım elenen ben olmam. Desteklerinizi bekliyorum. Evet, tabii ki en zor şeyler bu evde her zaman vedalar oluyor. Şimdi üzülerek de olsa bu hafta adaya, yani ada diyorum, alışkanlık olmuş. Bu hafta Big Brother evine veda eden kişiyi açıklıyorum. Önümde SMS sıralaması var. Pişt, pişt. Evet. İremsi ve Ayşe Kozma aday oldu. Bu hafta eve veda eden isim, seyircilerden daha az oy alarak veda eden isim, maalesef gülerek baksa da Ayso Kozmo oluyor. Yani finale kaldı, finalist oldu ama dokunmaza çok az kala kaybetti, sinirlendi. Bütün satranç takımını yıktı. İşte böyle küçük hatalar, böyle küçük kayıplar sizi yarışmadan şutlayabilir. Elenmesi hakkında Ayso Kozmo'nun görüşünü dinliyoruz. Arkadaşlar maalesef korktuğum başıma geldi ve elendim. Duygularımı tarif edemiyorum. Adeta kalbim acıyor. Her ne kadar erken veda etsem de bu süreçte çok eğlendim. İyi ki katıldım. Yine geleceğim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ha, bu arada desteklediğim ve sonuna kadar destekleyeceğim Gülmari Kuru'yu öpüyor. Onu çok seviyorum. Başarılar Gülmari. Evet, yani Ayso Kozma gittiği için çok üzgünüm. Çünkü bilmiyorum. Ya herkes kim bilse çok üzülecektim şu an. Gerçekten üzgünüm. Çünkü arkadaşlarım olduğu için hepsi böyle olsun istemezdim ama
Maalesef oyunun kuralı böyle. Bir hafta çok SMS alırsın, bir hafta az SMS alırsın. Sanırım Aysoy'u yıkan şey de anosuyla olan münasebeti oldu. Buraya kafe eklemiştim. Kafeyi direkt gene ekliyorum. Aysoy gitmek istemiyor ama gitmek zorundasın. Aysoy Kozmo'nun vedasını izliyoruz. Koşa koşa gidiyor ama gidemiyor. Aysoy Kozmo sıkıştı. Aysa Kozmo demirleri açtı, çitleri açtı ve evi terk ediyor. Kozmo'ya bizden sevgilerini yolla. Şu an şey diyor, gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? Her neyse, istemeyerek de olsa gördüğünüz gibi. Aysa Kozmo'ya veda ediyoruz. Konsey alanında 3 kişi kalmış var. Kokar Şeraz, Pepi Kadın ve Şeraz'ın ekürisi Sena Gül. Üç ile birlikte bu bölümü burada bitiriyorum. Önümüzdeki hafta yepyeni bir isim yarışmaya katılacak. Yarışma ile ilgili önerilerinizi yorumlara bırakmayı unutmayın. Umarım sevdiğiniz, beğendiğiniz bir bölüm olmuştur. Bugünlük benden bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, gelecek videolardan haberdar olmak için abone olup zil çağrı basmayı lütfen unutmayın. Sizleri kanalımın Discord, Instagram ve Tumblr hesaplarını bekliyorum. Bugünlük benden bu kadar. Gelecek videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.